Herkese merhabalar. Yine bir başka Amazon'da ne satılır serisiyle karşınızdayım. Bugün sizlere mumları göstereceğim. Bakalım mumlar Amazon'da iyi satışa sahip mi? Yorum dominasyonu fazla mı? Private label mı yoksa retail arbitraj olarak mı satılıyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi tek yapmamız gereken candle yazıp ürünlere bakmak. Candle yazdığım takdirde ürünler çıkıyor. Hatta candles olarak arttıralım. Bakalım ne tür ürünlerle karşı karşıya geleceğiz. İnceleyelim. Bakalım Türkiye'de satılan mumlara benzer mumlar var mı? Şunlar çok dekoratif olarak satılabiliyor. Şunu inceleyelim. Bunlar zaten hepinizin bildiği ufak süs mumlar. Bunlara da bakalım. Şunu da inceleyelim. Zaten bestseller olmuş. Şunlar çok moda. Türkiye'de de yeni yeni başladı popüler olmaya. Bunu da inceleyelim. Hatta bu sayfanın sonuna doğru hep genelde evet dekoratif mumlar çıkıyor. Dekoratif mumlara bakalım. Satışları nasıl? Şuna da bakalım. Bunu da inceleyelim. Clay'dim var. Ona da geçelim. Evet, dekoratiflere geçelim. Genelde dekoratif tarzı mumlar daha fazla. Ve 82 tane yorum var. Pek fazla değil. Buna da bakalım. Bunu ben okumuyorum ama buna da bir bakalım. Bunu yazmasına rağmen bakın ne kadar satıyor, hep birlikte görelim. Buna da bakalım. Aslında güzel ürünler var. It's your day. Ona da bakalım. Başka, genelde dekoratif olanlar var. Biz dekoratif olanlarla devam edelim. Yani Türkiye'deki olan ince uzunlardan yok. Şu an görmedim. Şuna da bakalım. Bunlar süs. İnceleyelim. Evet. Dekoratif olarak devam edelim. Bakalım hangi ürünler karşımıza çıkacak. Bakalım neler çıkıyor. Çıkmadı. Şöyle yazalım. Evet, biraz daha farklı çıktı. Biraz daha nişleştirdik durumu. Şuna bakalım. Nasıl acaba? Ağaç olarak yapmış. Gene aynı ürünler aşağı yukarı. Yo, biraz daha farklı olanlar çıktı. Evet, şuna bakalım. Şunu da inceleyelim. 6 yorum var. Buna da bakalım. Açıkçası şuna bakalım. 14 tane kalmış stoktan. Onu inceleyelim. Şuna bakalım. 399. Genellikle hep artık standart olanlar gelmeye başladı. Şunu açmış mıydık? Yine de açalım. 20 dolara satıyor. Şunu da açalım. Bunu da açalım. Acaba mumları açmışken Madame Coco yazalım. Bakalım satıyor mu? Şimdi onun benzer ürünleri burada satılıyor. Sanırım Madame Coco yok. Yok, ona benzer ürünler yok. Ya da ben tam olarak yanlış yazmış da olabilirim. Yok. Sanırım bu ürün yok. Evet, yok. Aslında bunun çok güzel ürünleri var ama maalesef Amazon'da yok. Değerlendirmek lazım. Bunu geçiyorum. Bu ürünler yeterli. Bakalım satışları nasıl? Lulu Candles. Kaç gündür satıyor? 730 gündür. $410.000. Çok yüksek. Yani gerçekten çok şaşırdım. Mum bu kadar satabilir mi?
Sadece bir ürün bu kadar. Tabii 7000 yorumu var ama gerçekten çok yüksek. Şuna bakalım. Şimdi o kadarsa bu ne kadar acaba? 261 bin dolar. Tabii burada belli bir dominasyon var. 9 kişi satıyor. Bir inceleyelim. Bakalım bunda nasıl? Kaç kişi var? 2 kişi. Private level. Gerçekten çok güzel. Evet, bu da arbitraj olabilir. İsteyenler bakabilir. Değerlendirmek isteyenler bakabilir. Hatta şöyle yaparsak bakalım karşımıza neler çıkacak. Normal web sitesi çıktı. İsteyenler buradan inceleyebilir. Web sitesi de burada. Bunu geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Bu arbitraj olarak düşünülebilir. Bunun satışları nasıl? 518. Aslında Madame Coco'da bakıp oradan çok güzel mumlar var. Tabi anlaşılıp satılabilir. Niye olmasın? 822 yorum var. Bakalım. Bunlar çok popüler. 103 bin dolar. Gayet iyi. Buna bakalım. 494. 132 euro. 132 bin ciro. Yani bayağı bir tercih ediliyor. Bunun ne kadar acaba? Yani çok yüksek satışları var. 78 bin dolar. 82 yorum var. Bakalım ne kadar da satışa geçmiş. Az önce ona yakın bir ürüne bakmıştık. 276 gün. Acaba satışları nasıl? 1000 dolar. Çok az. 198, buna bakalım. 21 bin dolar. Başta olan rakipler, yorumu fazla olanlar gördüğünüz gibi çok fazla satabiliyor. İsmi lazım değil'e bakalım. İsmi lazım değil bile 45 bin dolarlık satış yapıyor. Yani sanırım küfür edince birine kızgınlığında bu tür hediye alıp gönderiyorlar. Yani çok enteresan. Yani böyle bir şeyin yani ismi lazım değilin satılacağını bu kadar çok ihtimal vermezdim. Ama satışları bir hayli yüksek. Sanırım birine kızdığında böyle alıyor. Enteresan. Bunun satışlarına bakalım. bin. Yani mumları bu kadar bilmiyorum, sayfanın geneline mi bakıp da şey yapsak? Candle. Şöyle geneline bakıp da cirolarına bakacağım. Çok yüksek satışlara sahip. 139 bin. Yani bayağı iyi satışlar elde etmişler. Tam olarak ne yazıyor? Çok kötü fotoğraflama olmuş. Şuralara ışıldamış. 63 bin. Ama satışları gene iyi. Bakalım ne kadar gündür satıyor. Bunu genellikle bu liste private level olarak düşünebilirsiniz. Bakmış olduğunuz tüm satıcıların nereden baksanız 1-2 kişi var listede. Genellikle private level olarak satılıyor. Arbitraj olarak sadece bir tane ürüne denk geldik. Siz de gördünüz. Genellikle private level satıcıların domine ettiği bir pazar. 5000 dolar. Bunların bazıları çok iyi satıyor, bazıları çok az satıyor. Tabii bunun 10 yorum var ve 14 gündür. Tabii bu doğru olmayabilir ama kişi gördüğünüz gibi girmiş ve satışa başlamış. Tabii bu tam doğru rakamları vermeyebilir. Dediğim gibi lansman yapıyor ama lansmanı çok kötü geçiyor büyük ihtimal. 1'e 1 yıldız vermiş. Bu lansmanda hiç istemediğimiz bir olay. Yani çok kötü. Böyle bir şeyle karşılaşmak lansmanda gerçekten çok üzücüdür. Yani ben bile bir yıldızda çok korkuyorum. Gerçekten hiçbir satıcının istemediği şeylerden biri. Satışlar gerçekten neredeyse tüm pazara dağılmış, siz de görüyorsunuz. Ve satışlar gerçekten çok yüksek. Şu ağaç dekoratif olan bile iyi satışlara sahip. Biraz farkındalık yapıp satmaya başlamış. Ama bin küsür gündür satıyor. Bin küsür günle kıyasladığımızda yorumları da az, satışları da az. Aslında daha fazla olması gerekir.
Ama Türkiye'de çok çok mum çeşitleri var. Yani böyle çok dekoratif mumlar yapılabiliyor. Her yerde satılıyor ama gördüğünüz gibi çok büyük bir marka göremedik. Belki satan Türkler vardır bilmiyorum ama satışlar çok güzel. Yani beni tatmin etti. Benim görmek istediğim şeyler bunlar. 6 yorumu var. 4000 dolar. Bakalım ne zaman girmiş? 265. Çok kötü. Yani bu kadar günde 6 yorum. Hiç çalışmamış. Almış bırakmış öyle. Bunlar ne kadar yer kaplayabilir? Bir de onu şey yapmak lazım. Çok fazla yer kaplayacağını sanmıyorum. Gördüğünüz gibi açtığımız 60-90, 60-90 arası gidiyor. Satışlar gerçekten güzel. Bunu da inceleyelim. 8000 dolar. Ne zamandır satıyor? 399 yorum var. Bence çok az. O kadar güne, o kadar yoruma çok az. Demek ki tutulmuyor. Şuna bakalım. Az önce buna yakın bir ürünü arbitraj olarak görmüştük. 132 bin dolar. Bunda kaç kişi var? 2. Bunda pek fazla kişi yok. Amazon satıyor olabilir. İncelemek lazım. Buna bakalım. 5 bin. Düşünülebilir. Son olarak buna bakalım. 27 bin. Bence bir hayli iyi. Son olarak ana cirosuna bakmak istiyorum. Ne kadar yapıyorlar? Çünkü birçok 700 bu hangisiymiş? Yankee. Bu kadar çok satıyor mu? Bunun ne özelliği var acaba? Ben bunlara bakmamıştım. Güllü. Evet. Bu kadar çok gerçekten çok enteresan. Bir de Jungle Scout'tan bakalım. Bunda da yarı yarıya. Ama yine de çok yüksek. Yani bir muma göre gerçekten çok 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 yüksek rakamlar bunlar. Yani ne bileyim, bana yüksek geldi. Satışları çok güzel. Tabii yorumları da çok fazla. Onları da göz ardı etmemek lazım. Şuna da bakalım. Lulu en fazla satan zaten oydu. Yankee devam ediyor. Yankee. Yankee hepsinden nereden baksanız hep aşağı yukarı o kadar ciro yapıyor. Varyasyon olarak mı girmiş? Evet, varyasyon olarak da girmiş. Güzel cirolar. Yani mumda bu kadar çok satacağını tahmin etmezdim açıkçası. Ben normal bizim ülkemizdeki olan ince uzun mumları hayal etmiştim. Ama yine dediğim gibi çok farklı yerlere geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere.